Şimdi Harun Kolçak'la ilgili ne diyeceksiniz? Birçok devam edelim istersen. Şunu devam edelim. Çünkü önemli bir bilgi. Harun Kolçak bizim, biz sanatçılara çok değer veriyoruz. Hak edene gerçekten çok değer veriyoruz. Yani ondan sonra Harun Kolçak ilk hastaneye düşürdüğünde ilk haberi yapan köpürtenlerden, onun ziyarete gidilmesi noktasında teşvik edilmesi adına burada günlerce program yaptık. Onu iyi görmek bizi çok mutlu etti. Çok değerli bir yapımcısı var. Adı dilimin ucunda da şu an tam yanlış olması diye söylemeyeceğim. Albüm stüdyodaydı Harun hastalanmadan önce. Albüm çıkış aşamasına kadar geliyor ve yapımcısı diyor ki hayır. Ben bu albümü bu şekilde çıkartmam. Harun hastanedeyken sanki Harun'un hastalığından faydalanıyormuşçasına bir insanların kafasında algı yaratmak istemiyorum. Yakışmaz diyor. Ve günlerce de her gün hastanede Harun'la beraber yatıyor kalkıyor. Harun'u böyle görmek bize bizi çok mutlu etti. Yapımcıyı tebrik ediyorum. Düetlerden oluşan bir albüm. Hemen Işın Karaca, Aşkın Nur Yengi, İrem gitmişti değil mi? Tabii yani, İrem Dirici. Üçünü biliyorum yapmış. Evet. Diğerleri de yapmış. Çok güzel. Bir ay sonra da bu düet yapan arkadaşların da katılacağı bir lansman. Ben düet yapan arkadaşlardan rica ediyorum. Çok güzel bir şey imza attınız. Lütfen lansmana da gidin. Lütfen lansmana da gidin. Harun'un yanında olun. Evet. Benim bildiğim 25. yılı Harun Kolçak'ın sanat hayatındaki ve albüme de bu yüzden Çeyrek Asır albümü ismi vermişler. Çok da manevi bir iş olmuş. Tabii hastalığına denk gelmesi talihsiz, yani insanlar şimdi o proje, ama şimdi yapsan reklam derler. Adamın hali ama ortada Allah yani aşkına. O kadar, o kadar evet yani belli ki hali ve şu an onu evinde gördüğüm için ben çok mutluyum. Ama yani tabii hali ortada derken o hastalıktan hasta çıkmak kolay yani, değil. Tabii ki. Dediğin gibi hani öyle düşünenler var ya. Var. Onlar düşünmesinler var artık. Ama ya, işte bu çok bariz bir şekilde onun sanatının başarısıdır. Bunu geçelim. Tıpkı Fatih Erkoç gibi Harun Kolçak da efsane bir sestir. Aman daha büyük, zaten çok erken yani. Çok gençler tabii, bir de. Yani. Büyük geçmiş olsun. İnşallah evinde hep böyle görürüz onu mutlu bir şekilde. Bu da Fatih Erkoç gibi bir şey. Ölüm gelir diyor başım üstüne, çekerim derdi. Dert üstüne dayanırım inan her şeye. Fatih Erkoç'un şarkı Sensiz Olamam'ı. Evet. Ölüm gelir başım üstüne, çekerim derdi dert üstüne, dayanırım inan her şeye sensiz olamam. İşte şimdi cubbaya bakıyorsun abi. Sözlere bakıyorsun. Böyle isim abi vermeden eleştirdiği kişi acaba Tarkan mı? Çok şaşırdım diyor. Bir şarkı yapmış, çok şaşırdım ya ama falan diyor. Ama o sözleri diyor. Yazan Sezen Aksu değil mi? İşte bilemiyoruz. Sezen Aksu da eskiden yine Harun'un Sezen Aksu okulundan, üniversitesinden mezun olan isimlerden biridir. Harun Kolçak'ta tabii ki. Ben zannetmiyorum Tarkan'a. Çünkü sözler Sezen Aksu'ya ait olduğu için zannetmiyorum öyle bir şey diyebileceğini. Çünkü Sezen Aksu kime diyebilir ama en son çıkan ve çok bir şey konuşulan olabilir ve eleştirilen Tarkan'dı. Bilmiyorum. Yani iyi de Tarkan yazmadık sözleri. Sezen Aksu'ya saygısından onu demez. Yani o kadar çok emeği var ki bildiğimiz kadarıyla. 90'lı yılların en efsane şarkılarından biri de Harun Kolçak'tı zaten.